İncilik Beyaz Grup'ta bu hafta sonuna karşılaşmalarda Tokat Spor 1, Kartal Spor 4, Bayrampaşa 0, Hacettepe 1, Ofspor 3, Ümraniye Spor 1, Pendik Spor 1, Aydın Spor 2, Malatya Spor açısından çok önemli bir karşılaşmaydı ve Aydın Spor playoff için de büyük umutlarla gitmişti Pendik'e ama Pendik de umduğunu buldu ve 3 puan aldı ve playoff için de büyük bir umut sağladı Aydın Spor. Konya Anadolu Selçuk Spor 1, Turgutlu Spor 0, Keçiören Gücü 0, Tarsus İdman Yurdu 1, Körfez Gandırı Spor 0, Fethiye Spor 0, Körfez Gandırı Spor Fethiye Spor'la beraber kalınca Körfez Gandırı Spor kendini ateşe attı. Bir anda 39 puanla ligin son sırasında yer aldı. Gerçekten bu haftada Aydın Spor'la oynayacak. İşi bayağı zor gibi görünüyor Körfez İskenderun Spor'un. Evet, Menemen Spor 1, Yeni Malatya Spor'umuz 0. Maçın az sonra görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Bu maçta son dakikada yenilen golle Malatya Spor şampiyonluğu bu haftaya taşıdı diyebiliriz. Tavşanlı Niğde Spor'da zaten haftalar önce küme düşmesi kesinleşen bir takımdı. O da 1461 Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu ve 1461 Trabzonspor puanını 58'e çıkarttı ve playoff içinde adını yazdırmış oldu sevgili seyirciler. Bu hafta sonu birbirinden zorlu karşılaşmalar var. Bütün maçlar pazar günü oynanacak ve 15.30'da oynanacak bu karşılaşmalar. 1461 Trabzonspor Konya Anadolu Selçuklu Spor'u ağırlıyor. Turgut Spor, Tokat Spor, Fethi Spor, Bayrampaşa, Malatya Spor, Keçiören Gücü, Ümraniye Spor, Tavşanlı, Niğde Spor, Cantona, Karagümrük, Pendik Spor. Bu da Malatya Spor açısından çok önemli bir karşılaşma. Ama tabii ki burada bizim alacağımız net bir galibiyet. Onların oynayacak maçı da bir anda telafi etmiş olacak. Aydın Spor 1923, İskenderun Spor'u ağırlayacak. İskenderun Spor açısından çok önemli bir karşılaşma. Mutlak galibiyet alması gereken bir karşılaşma. Yoksa küme düşüyor İskenderun İskenderun Spor. Tarsus İdman Yurdu Of Spor, Hacettepe, Menemen Belediyespor maçını oynayacak sevgili seyirciler. İsterseniz sıcağı sıcağına hemen İzmir'e gidelim ve Menemen maçını bir izleyelim. Daha sonra yorumcularımızla birlikte bu maçı değerlendireceğiz. 3 aldı Yeni Malatya Spor, maça başladı. Haydi Yeni Malatya Spor diyoruz. İnşallah bu karşılaşmayı kazanırız. Sağ tarafta bir boşluk var. İçeri doğru yerden orta geldi. Tehlike var. Osman Fırat. Ersin Veli, Emre Toroman sürekli alan değiştiriyor. Aydın Çetin topu kurtardı. Aydın top üst direkten döndü. Aydın Çetin harika vurdu. Dakika 17'de Aydın gerçekten mükemmel bir şut çıkardı. Bu top direğe çarpıp tekrar oyun alanı içerisine döndü. Aydın Çetin, Yeni Malatya Spor'un en skorer ismi. O eleştirileri tuzla buz etti Emre Toroman. Şimdi içeri doğru orta geldi. Son müdahale geldi. Kale boş. Son anda savunma. Kritik bir müdahale Efe'den geldi. Ancak faul yaparak durdurmayı başardı İrfan. Hemen kullandı. Defansın arkasına Serkan. Bu da Yeni Malatya Spor'un işine yarayacak. İrfan sıyrıldı. Şimdi pası, duvar paslaşması denemesi. İçeri doğru orta geldi, kimseye değmedi. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Orta geldi, kaleci Onur. Korner kullanıldı, ön direğe doğru. Aydın çizgi üzerinde pasını attı. Ramazan bir orta daha geldi, savunma. İkinci direğe doğru giden top. Şimdi bir şut geldi, top üstten dışarıda. Hüseyin Kart. Maçın orta hakemi yardımcısına uydu. Serkan yerden vurdu, top dışarıda. Serkan Çalık. Ramazan kullandı. Arka direğe doğru bir kafa geldi, son anda bir müdahale. Çok net bir fırsat daha. Serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Vedat sektirdi. İnanılmaz bir pozisyon. Vedat. Hani orada nasıl bir pozisyon yaşandığı anlamak gerçekten çok güç. İşte pozisyon bir kez daha ekranlara geliyor. Vedat.
şimdi içeri doğru orta geldi. Ön direkte savunma uzaklaştırdı. Dönen top şimdi dışarıdan bir şut geldi. Yine savunmadan kritik bir müdahale. Hüseyin yerde kaldı. Oyun devam ediyor top üstten dışarıda. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Korner kullanıldı. Kaleci Onur çıktı. Çift yumruk uzaklaştırdı. Serkan da yardıma geldi. Serkan, Mithat Yaşar araya girdi. İrfan, kale vurdu top üstten dışarıda. İrfan başaran. Serkan şimdi... Evet sevgili seyirciler, maçın gollerini izledik. Maçın özet görüntülerini izledik. Daha canlı yayında da zaten maç ekranlara geldi. Yani 3 gündür de bu maçın tekrarı oynuyor. Evet, her zaman olduğu gibi değerli konuklarım var, yorumcularımız var. Recep Solmaz Hocam, Mehmet Doğan Hocam yine bugün stüdyo konuğumuz. Yeni Malatyaspor'u değerleneceğiz. Değerlenecek bir şey de yok ama hafta, her şey bu haftaya kaldı çünkü. Artık her şeyin başı bir puan yahut da galibiyet. Recep Hocam hoş geldin, neler söyleyeceksiniz? Hoş bulduk. Tabii geçen hafta Malatyaspor'un kazanacağını, Pendik'in puan kaybedeceğini, geçen hafta şampiyonluğun netleşeceğini burada hep beraber düşüncelerimizi paylaştık. Takımımıza çok inandığımızı, güvendiğimize, iyi bir moral motivasyonla bu takımın menemeninden rahatlıkla 3 puan alacağını veya kendisine lazım gelen 1 puanı alabileceğini konuştuk. Bu arada siz de geçen hafta belirttiniz, ben bu maçtan çok korkuyorum. Takımımızın son dakikalarda böyle gol yeme alışkanlığı, menemende de olmazsa, Pendik'te olduğu menemende de aynı olayları yaşamayalım diye karamsarlığını burada spor severlerle paylaştınız ki o zaman da söyledik. Şimdi Malatyaspor şampiyon oynayan bir takım, şampiyon olabilecek hazır kendini hisseden bir takımın Menemen deplasmanında farklılığını hissettirmesi lazımdı. Farklılığını bir takımın hissettirebilmesi için oynadığı futbolla, yaptığı mücadeleyle kazanma arzusu, istek üst düzey olarak bunu Menemen'de Menemen halkına, Malatya'dan giden, İzmir'den giden, İstanbul'dan giden derebeylerine, Marmara derebeylerine bu oyunu hissettirmesi lazımdı. E şimdi bakıyoruz, maçı bizler de izledik. İzleme imkanımız oldu. Malatyaspor'un şampiyonluğu oynayabilecek bir oyun sergileyemedi. Pozisyonlar cılız, üretkenlik yok. Rakip takımın daha çok gol pozisyonu ürettiğine şahit olduk. 3-4 tane net pozisyonu var rakip takımın. Malatyaspor'un Aydın'ın 18'in dışından vurduğu şutun direkten dönen pozisyon dışında pek pozisyonumuz yok. E şimdi bakıyorsun, biz şampiyon olacaksak, biz şampiyon olan bir Malatyaspor'un Menemen deplasmanı Menemen'i yenemeyecekse biz nasıl şampiyon olacağız? Bu futbolcu arkadaşlarımıza biz şu son haftaya kadar her zaman görüşlerimizi, düşüncelerimizi onları motive etme adına hocalarımızı, teknik direktörü, yönetimi, kulüp başkanımızın fedakarlığına her platformda burada dile getirdik. Ama demek ki ya aşırı motivasyondan ya futbolcu arkadaşlarımızın böyle büyük maçta, final maçlarını kaldıramamanın vermiş olduğu eksiklikten yine klasik son saniyelerde gelen artı gollerle Menemen deplasmanından da maalesef elimiz boş döndük. E şimdi bir oyuna bakıyorsun. Birinci dakikasından 96. dakikaya kadar hakikaten kaderine razı olmuş bir Malatyaspor takımı oyun içinde var. E şimdi bir bakıyorsun ki son 10-15 dakikada işte bir puan yeter, Menemen'e de yeter, bize de yeter bir oyun anlayışı. Son dakikada öyle oldu zaten. Futbolda oyunu ciddiye almazsan, kendine saygı duymazsan, rakibine saygı duymazsan futbolun adaleti son dakikada da gelse böyle hiç umulmadık, şanssız bir pozisyonda yenilen bir gol Malatyaspor'un tüm umutlarını haftaya taşıyor. Şimdi biz burada sürekli konuşuyoruz. Şampiyon, şampiyon, şampiyon. Kentimiz bu şampiyonun havasına girmiş. Tüm 10 yıldır gelemeyen, yıllardır mücadelesi verilmiş, 10 yıldır mücadele edilmiş bir Malatyaspor takımının şampiyonluğu olabilmesi için önümüzdeki fırsatları kaçırıyoruz. Ama Allah'tan da önümüzdeki fırsatlarda yeni fırsatlar sunuluyor. Düşünebiliyor musun? Biz mağlup oluyoruz. Aydın
gidiyor Pendik'i, Pendik'e bir sürpriz yaparak en büyük temennimiz zaten o, tesellimiz o. Şimdi bir bakıyorsun ki biz bir Menemen deplasmanından, Menemen ilçe takımından bir puan alamamanın eziklerini yaşıyoruz. Bir puan nasıl alamıyorsun? Bir puanı gol atamazsan, üretken olamazsan, rakibi baskı altına alamazsan, biz şampiyon geldik buradan, şampiyon döneceğiz havasıyla mücadele edemezsen, futbolcular arkadaşlarımıza bu istek, bu arzu olmadığı süre içerisinde futbolun adaleti tecelli ediyor. Daha istekli, daha arzu olan, kazanma hırsı olan bir Menemen takımı bizi yeniyor ve umutlarımızı yine de çok şanslı bir şekilde haftaya taşıma imkanı oluyoruz. Peki soruyorum size, Pendik'te yenseydi tüm umutlarımız Karagümrük'te Pendik maçının rakibimizin yapabileceği kayıplarından biz şampiyonluğu kazanacaktık. Yine hamdolsun ki önümüzdeki bir Keçiören maçında biz kendimiz yine futbolumuzu oynayarak bu şampiyonluğu hak etmemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir düşünüyorum ben, Malatyaspor mevcut kadrosundaki futbolcu arkadaşlarımızın yeni sezonda bana soruyorlar dışarıdan, ki sevgili hocama da soruyorlardır. PTT 1. Lig'de bu futbolculardan kaç kişi oynar, hangisi oynayabilir, bu kadroda bu futbolcular nasıl? Şimdi bir bakıyorsun Menemen'i yenemeyen, Pendik'i yenemeyen bir takım PTT 1. Lig'de bu futbolculara biz bu ligi nasıl götüreceğiz diyorlar. Şimdi Malatya'da bambaşka konu oldu. Niçin? Bu futbolcu arkadaşlarımız, her zaman inandığımız, güvendiğimiz bu çocuklar kendi kendilerinde değerlerini, kariyerlerini bir anda bitiriyorlar. Şimdi sen çıkıp Menemen deplasmanına 3-0, 4-0 iyi futbol oynayacaksın, gol atacaksın, üretken olacaksın. Yediğin şanssız bir gol bile olsa en azından 2-1, 3-1 maçı koparmanın mücadelesini yapacaksın. Bir bakıyorsun oyun içinde 90. dakika kadar hiçbir pozisyon üretemedin. Bir tek Aydın 18'in dışından çaprazdan vurdu, direkten döndü topun pozisyonda. Ama bir bakıyorsun rakibin 3-4 tane net pozisyonları var. Atamadıkları, kaçırdığı ve son saniyede de gelen, yine bana göre defansın büyük hatasından kaynaklanan, kaleci arkadaşımızın da önü kapalı olmasına rağmen başka hiçbir vuruş stili olmayan, böyle bir tabiri caizse futbolda yani burun vuruşuyla vurup atılan bir gol. Hiç Malatyaspor kalecisine de defansına da camiaya da yakışmayan bir golle biz burada son saniyede şampiyonluğu kaçırdık. Ama bunlardan ders almamız lazım. Yine umutlarımız devam ediyor. Yine içeride oynayacağımız maçta bu Menemen maçının mağlubiyetinin psikolojik, zihinsel, fiziksel tüm olumsuzluklarını bir kenara bırakarak bu haftaya kilitlenerek hem Malatya kanadına hem İstanbul derebeyleri, tüm Türkiye'deki Malatya insanların ilk defa sezon başlıyormuş gibi bu maça yoğunlanarak biz içeride alacağımız Keçiören galibiyetiyle bize yakışan şekilde ligi bitirerek şampiyon olarak bu insanlara, bu taraftarlara mutluluğun, sevincini tattırmamız lazım diye düşünüyorum. Yine Menemen maçındaki yaptığımız hatayı yaptığımız gibi işte bir puanla bize yetiyor. Bir puanla biz burada şampiyon. Kazanmaya çıkmadığın zaman kazanamazsın. Bir puana çıkıp oynamaya yeltendiğin zaman o bir puanı da eline geçmez. Futbolda kendine güvenin olacak. Futbolda diğer sonuçların değerlendirmesine bakmadan önündeki neticeyi değerlendirerek kazanma yoluna gideceksin. Şu an yine Keçiören Gücü maçında işte bize bir puan yetti, bir puan bizi şampiyon yapar gibi bir mantıkla da gittiğimiz zaman yine Malatyaspor bana göre sıkıntılı bir süreç yaşayabilir. O yüzden teknik heyet yöneticisi, kulüp başkanı, 10 yıldır gelen bu fırsatları tepmememiz lazım. Futbolcu arkadaşlarımızın da üzerine düşeni en iyisini değerlendirerek, geçmiş hatalardan, yaptıkları eksikliklerden ders alarak şu maça konsantrasyon eksikliği yaşamadan Malatya halkına hak ettiği, arzuladığı, sevinçle, heyecanla bekledikleri şampiyonlukları yaşatmalar lazım. Allah göstermesin, bunun tersine bir sıkıntı olduğu zaman Malatyaspor'un 5 yıl tarihi geriye gider, 5 yıl kendine gelemez. Çünkü futbolda ben yıllardır futbolculuk yapmışım. Çok böyle kritik maçlar çok oynamışım. Kritik maçların teknik, taktik hataları, eksiklikleri, faydaların dışında konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını tespit ediyorum ben. Kendini maça veren maçı kazanıyor. Kendini maça vermeyen,
istemeyen, arzu etmeyen, hissetmeyen, bu maçı ben alırım diyemeyen futbolcular bu maçı alamaz. Kazanamayan insanların %90'ı da kendine güveni olmayan, ülke, korkak, kendisini maçın havasına vermeyen futbolculardan kaynaklanan mağlubiyetler olur diye düşünüyorum. Artık Menemen maçındaki yaşanan olumsuzlukları bu hafta onların hepsini değerlendirmede şu tutarak Keçiören maçında alacağımız net galibiyetle bu takımı, bu kenti bütünleşmiş spor seferleri şampiyonlukla buluşturmalı lazım. Hakikaten de bu kent çok büyük şeyler de istemiyor ya. İkincilikte Keçiören'de oynuyorsun, Menemen'le oynuyorsun. Yani bunlar Malatyaspor'un rakipleri değil. Malatyaspor bunların farklılığını hissettirmesi lazım. Biraz futbolcu arkadaşlarımız biraz özveriyle bunların üstesinden gelir diye düşünüyorum. İnşallah pazar günü de umduğumuz neticeyi alırız. Yine söylüyorum, beraberlik umudu bize yetiyor. Bakış açısı bizim aleyhimize döner diye düşünüyorum. Futbolda her zaman için kazanmak için çıkacaksın ve kazanacaksın diye düşünüyorum. Temennim, düşüncelerim, görüşlerim Malatya kenti şampiyonluğa çok yakın. Pazar günü inşallah hep beraber Sevgi Yuma ile bu şampiyonluğu kutlarız diye düşünüyorum. Keçiören çok rahat gelecek çünkü. Keçiören gücü ne? Kamuoyunda tabii şu anda 42 puanı var. Ama işte alttaki takımlarla avarajı iyi yani. Tüm takımların kesinlikle Keçiören'in şu an için düşme umudu hiç yok. Matematiksel biz yarın Keçiören'i 5-0, 3-0 yendiğimiz zaman süre içerisinde de zaten Keçiören gücü ligde kalmıştır. Tüm artı avarajlar küme düşecek 4 takımdan en iyisi Keçiören gücü. Alttakileri yense de 42 de yapsa Keçiören gücü bundan hiç etkilenmiyor. Kesinlikle şu an için ligde kaldı. Malatya'ya onlar turizm için gelecek, kenti gezmek için gelecek, dolaşmak için gelecek. Ama futbolda duygusallık ön planda olduğu için tabii ki Keçiören gücü takımı da Malatya tatil için gelmeyecek. Duygusallığı ön plana çıkardığı zaman hiç sahada hiç ummadığımız çok dirençli bir Keçiören gücü takımı da göreceğiz. Bu da nedir? Burada sebeplerini tüm kamuoyunun bildiği gibi duygusallık ön plana çıkıyor. Bu duygusallığa da prim vermemek lazım. Tabii ki nasıl ki bir Aydınspor Yedipendik'i İstanbul'da yeniyorsa, kendi sahasına yeniyorsa Keçiören gücü de bizi ilgilendirmez Malatyaspor'un şampiyonluğu. Biz onurumuzla, mücadelemizle, alın terimizle çıkıp maçımızı oynayıp biz galip gelmek için sezonun son maçını galibiyetle bitirmek isteriz düşüncesiyle geleceklerdir. Tabii bu düşünceyle geldiği zaman da dirençli bir takımla karşılaştığımız zaman seyircisiz oynadığımız bir maçta Malatya Spor'un da seyirci desteği olmadığı zaman bocalama süreci de olabildiği gibi ama tecrübeli bir takım olduğumuzu söylüyoruz. Farklı bir takım olduğumuzu söylüyoruz. Şampiyon olabilecek bir takım olduğumuzu söylüyorsak şampiyonluğa yakışır bir mücadele, bir futbol oynamamız lazım. Öyle bir futbol oynadığımız süre içerisinde de Keçiören gücünü Malatya Spor'la baş edeceğini düşünmüyorum. Yeter ki biz koşalım, yeter ki biz terleyelim, yeter ki canımız acısın, yeter ki biz tahriki olmayalım. Sezon sonunu mutlu bir şekilde bitirebilmek için bu hafta tüm futbolcu arkadaşlarımız fedakarlık yaparak kendilerine, aileleriyle beraber çok iyi bakarak bu futbol maçında Malatya kentinin 10 yıldır hasretini mutlu sona bitirmeler lazım diye düşünüyorum. Rehavet etmeden, gevşemeden, basit almadan, hafif almadan, hakikaten ilgisiz alakası bir maç gibi görünse de duygusallığı ön plana çıkan bir maçta çok tehlikeli bir rakiple de karşılaşmış olabiliriz diye düşünüyorum. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Temelimiz o çünkü 36 maç oynamak, daha sonra şampiyon olmak farklı bir duygu olsa gerek bilmiyorum ama futbolcu açısından hocam. Tabii siz yaşadınız o yüzden onu bilmeniz. Futbolcuların 35 maçın yorgunluğu işte pazar günü Keçiören gücü maçındaki galibiyetle rahatlayacaklar. Hepsi mutlu olacak. Aileleri, çocukları ve tarih onları yazacak. Tarih hepsini omuzlarda taşıyacak. İşte teknik heyetinden 10 yıldır Malatya Belediyesi'nin destekleriyle Malatya Spor şampiyonluğa ulaşamamadı ama Adil Gevrek Başkan'a nasip olacak bu. Yani bu Adil Gevrek Başkan'ın da nasibi, kısmeti. Bak 10 yıl süre içerisinde çok değerli başkanlar geldi. Çok iyi hizmet veren yönetim kurulları geldi. Ama olmadı. Finallerden döndüğü kısmet olmadı. İnşallah bu kısmet bak yeni gelen Adil Gevrek Başkan'a nasip olacak. Yani biz burada her zaman konuşuyoruz. Bu işler biraz
nasip kısmet işi. Şimdi o da futbolcu arkadaşlarımız arzuladıkları, düşünebiliyor musun şimdi bir de bizim burada Keçiören Gücü galibiyetin dışında tüm umutlarımızı da biz Pendik Karagümrük maçına bağlamış olsak. Oradan gelecek bir netice bizi şampiyona taşımız olsaydı nasıl bir bambaşka bir konu içine girecekti. Ama şimdi tüm imkanlar bizim lehimizde. Alacağımız bir avantaj puan, var. Bir puan bile bizi şampiyon yapacak. Ama biz bir puanla yetinmeyeceğiz. Şampiyon gibi oynayıp şampiyon gibi o sahadan çıkmamız lazım. Böyle olduğu süre içerisinde şampiyonluk bize yakışır diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederim. Mehmet Hocam. Biraz Menemen maçında rahatlığımızın kurbanı mı olduk diyebilir miyiz hocam? Menemen maçı Malatyaspor'un genel perspektifine baktığım zaman Malatyaspor final maçları, tek ayakları maçları da hiçbir zaman için başarılı olamıyor. Örneklerini çoğaltabiliriz. Fethiye'den olan Konya'da, geçen sene Ankara'da, Kayseri'de oynanan playoff maçlarına baktığınız vakit Malatyaspor'da bir sendrom yaşıyor. Menemen de bu maçlardan bir tanesi. 35 maç oynamış bir futbol takımını şöyle dönüp de pozitif enerjiyle konuştuğumuz, aksiyonundan bahsettiğimiz bir Malatyaspor'dan bahsetmedik. Her hafta sancılı, sıkıntılı, problemli, oyunsal formatının iyi olmadığını, güven vermediğini ilk 4 hafta hariç, sezon ilk 4 haftası hariç, 31 hafta biz bir kaos yaşıyoruz. Bu kaosu en son Menemen maçında bir de yeni kaoslar eklenmeye başladı. Malatyaspor 90 artılarda sıkıntı yaşamaya başladı. Yani bu dikkatli alması diyebilirsiniz, oksijen borçlanması diyebilirsiniz. Çoğaltmak mümkün. Çok değişik psikolojik denilebilir, sistem hatası denilebilir. Yani denilebilir takım defansa çekildi. Borular. Ne olursa olsun Recep Kaptan'ın dediği gibi sen makam olarak, mevki olarak, özgeçmiş olarak, özgüven olarak bu grubun en iyi takımı olduğunu iddia ediyorsan bu haftaya, son haftaya bırakmayacağız. Şimdi akıllara iki tane soru var. Sorunun bir tanesi şu. Malatya Spor mu şampiyon oldu? Malatya Spor'u başka takımlar mı şampiyon yaptı? Bence diğer ikinci şık daha ağır basıyor. Nasıl ağır basıyor? Malatya Spor bu hafta Menemen maçının konsantrasyonundan öte Malatya halkı, Malatya kenti, Aydın 1923 Pendik maçının daha çok ilgi odağıydı. Acaba ne yapabilir, ne yapabilir? Aynı bu hafta şeyde beklediğimiz gibi. Karagümrük Pendik maçı ne olur? Biz bunlara değil, biz kendi maçımıza, kendi kulvarımıza, kendi rakiplerimize yapacağımız maçı nasıl galip gelebiliriz, nasıl başarılı olabiliriz, nasıl etkin bir futbolla, göze hoş gelen bir futbolla sonuca gidebiliriz'in mantığını, güvenini yapamazken başka takımların başarısıyla. Şimdi bakıyorum puan listesine. Malatyaspor 8 mağlubiyet almış. Ümraniye ile Menemen 7 mağlubiyet almış. Yani Malatyaspor yarışmacı olduğu takımlara bakın. Pendik Spor'dan 0 puan almış. Bir puan almış Pendik Spor. 2-2 bitti ya hocam. 2-2 bitti. Bir puan oradan aldı. İki maçta bir puan. Menemen 2-0, 1-0. Menemen 6 puan her iki maç verdi. Her iki maçta 6 puan verdi. Ümraniye, Akeza, bir gıv mağlubiyeti bir. Yani liderle oynadığı maçlar, Kartal maçından mağlubiyeti var, beraberliği var. Malatyaspor'un bu sıkıntılı sürecinde ama koşullar, lig fikstürü, ligin panoraması Malatyaspor'u şu anda 65 puanla en yakın rakibinden 3 puan önde bir konuma getirdi. Bir hafta geçti, iki hafta geçti, 35 hafta geçti. Bundan sonra bugün biz kalkıp aklımızda farklı farklı düşünceler, farklı farklı kemiren kurtlardan kurtulmamız lazım. Neydi? Halen içimizde bir kuşku var. Takımımızın oluşumuna, takımımızın başarı endeksine güvenip de biz bu hafta Keçiören'i rahat yeneriz diyememenin kuşkusu var. Doğru söylüyorsun. Ama bu kuşkuyu yaratan, şimdi
35 maçın yorgunluğu. Sen 35 maç oynadın, rakibin 3 maç oynamadı ki. O da 35 maç oynadı. Sen 34. haftayı yaşıyorsan, Menemen de 34. haftayı yaşıyor. Burada konu ne biliyor musunuz? Sayın Kaptan'ın dediği gibi, kendini müsabakaya konsantre edip, kendin kazanabilme özgüvenini, zihinsel olarak bunu bir kurgu halinde yaşayamıyor, yaşatamıyorsan, çıktığında işte 96'da yersin, 89'da yersin. Yersin yani, bir dakikada yersin, çıkartamazsın. Malatyaspor'un hiçbir lüksü, hiçbir kaybı yok. Biz bu grubun son spor panoramasını haftaya bugün yapacağız. Bugün şen şakrak, belki sarı kırmızılı formalarla çıkacağız. Mutlu bir şekilde geriye dönüp 2014-2015 futbol sezonunu, çok büyük bir analizini, ki haftaya konuşabilme özgürlüğümüz daha da zenginleşiyor. Evet. Olumsuzlukları, aman kimse etkilenmesin, kimse şunu yapmasın, kimse algılanmasın diye bir takım sustuğumuz, şampiyon olsun kulübün diyoruz, zarar görmemesi için susmak zorunda kaldığımız bazı konuları da gündeme getirip daha zengin, daha bol konuşma yapacağız. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Malatyaspor futbolcular bugünden itibaren antrenman periyotlarını, yani bu haftada Sayın Hocam da bilir, ne yükleme bakı yaparsın, ne sürat çalışması, ne dayanıklı çalışması. Hiçbir şey olmaz. Oyunsal formatlı, eğlence ağırlıklı idmanlarla geçirecekler. Motivasyonu yüksek olan konuşmalar, maç konuşmaları. Yani herkesin sustuğu, herkesin başını ellerinin arasına aldığı bir 90 dakika izleyeceğiz. Bu 90 dakikayı bize kimler izletecek? 35 haftanın yorgunluğunu taşıyan, 35 hafta kar, kış, soğuk, kış demeden mücadele yapan bu takımların, bu değerli 24 tane arkadaşımızın bu haftaki başarılarını ve bu haftaki gösterecekleri performansı en üst düzeyde izlemiş olacağız diye düşünüyorum. Bakın, Malatyaspor Keçiören Gücü maçının hiçbir mantıkla, hiçbir çevreyle, hiçbir kader ve yazgıyla ilgisi alakası yok. Malatyaspor futbolcu arkadaşlar çıkacaklar. Koçlar gibi şampiyonluğa yakışan bir takım hüviyetinde daha çok koşacaklar. Belki de bu sezonun en zor, en yüksek, en tempolu müsabakasını oynayacaklar. Rakip takım gelirken, rakip takımın bir psikolojisi var, bir mantığı var. Şampiyon olan bir takımın karşısında fazla direnç göstermemek, bu Türk toplumunun özünde vardır, duygusallık özünde vardır. Ben onlar adına rahat bir maç olacağını, Malatyaspor'un da kazanacağını düşünüyorum. Evet, bir reklam arası var ama reklamdan önce de hocam, Coşkun Yılmaz soracağım da, çok bizim eski futbolcu da santifor, onu da reklamlardan sonra sorayım. Çünkü yaş ortalaması da aynı bizim gibi hocam, 34, 30, 24, 31. Yani bakıyorsun, yaş ortalaması da aynı bizim gibi. Ben çıkardım ikinci yarıda. Evet, onu da devre arasında. Sevgisiyle kısa bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra da bunlara değineceğiz. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta Malatyaspor'dan transfer olan bir futbolcu Menemen Spor karşısında bize gol attı. Bu hafta da Coşkun Yılmaz var. Yine bir rakip, eski bir santiforumuz. Hocam yani bizim öyle bir şanssızlığımız da var. Şimdi sırf Malatyaspor'dan gidenler Malatyaspor'a gol atıyor bir bakış açısı. Dan ziyade tüm takımlarda bu sizin ifade ettiğiniz konular istatistik bilgi olarak herkesin önünde yer alıyor. Diğer üç büyüklerde oynayanlar da birbirlerine gol atıyorlar. İşte bizden gidenler tekrar bize geliyor, gol atıyor. Tabii bunların biraz da Malatyaspor kulübüne nasıl gönderildi? Malatyaspor kulübüne nasıl gitti?
bir futbolcu Malatya Spor Kulübü'nde herkese helallik alarak, hiçbir sıkıntısı sorunu olmadan Malatya Spor'dan transfer olarak Malatya Spor'a para kazandırarak gitmiştir. Herkes ondan mutludur. Herkes ondan futbolcusu, camiası, yöneticisi, futbol kulüpleri. Ama bazı futbolcular da işte yöneticiyle kavgalı gitmiştir. Teknik heyetle kavgalı gitmiştir. Kadro dışı bırakılmıştır. Alacakları ödenmemiştir. Futbol Federasyonu'na başvurmuştur. Yani böyle sıkıntılı bir süreçte Malatya Spor'dan gitmiştir. Şimdi öyleyse futbolcuların Malatya'ya karşı oynadıkları zaman haliyle daha iyi bir motiv oldukları bir gerçek. Yıllardır biz de futbol oynadık. Bizim oynadığımız dönemlerde de bir bakıyorsun yöneticiler bizi istemiyor, sevmiyor. İşte yöneticiler bizi oynatmamak için mücadele ediyor. Biz başka kulübe gidiyoruz. Tekrar kendi kulübümüzde maç yaptığımız zaman insanlar iyi günlerini de hatırlıyor. Kendisine yapılan çirkinlikleri de hatırlıyor. Bu da futbolcu tabii ki bir apayrı bir motive ediyor. Şimdi Coşkun kardeşimiz de futbol ekmeğini futboldan kazanıyor. Malatya Spor Kulübü'nden çok iyi şekilde, çok iyi şartlarda ayrılmışsa yine burada gelecek futbolunu tabii ki oynayacak. Tabii ki mücadelesini yapacak. Formasını giydiği takıma nankörlük yapmaması lazım. Yaptığı zaman o futbol kendisine nankörlük yapar. İşte bir sakatlık verir, bir olumsuzluk olur, bir sıkıntı olur. Futbol hayatı kısa sürede biter. Yani futbolculuğun en önemli özelliklerinden bir tanesinin ahlaklı olması lazım. Tavır ve davranışlarını profesyonelce düşünmesi lazım. O yüzden Malatya Spor'dan ayrılan insanların tekrar Malatya Spor'a gol attığı zaman Malatya Spor Kulübü'nde bunu bir düşünmesi lazım. Şimdi hakikaten de bir bakıyorsun Malatya Spor'da hizmet etmiş, gitmiş bir bakıyorsun aynı kulübüne karşı oynadığı zaman belki de şu an pozisyonu izledik. Çok zor bir şartlarda, çok rahat bir pozisyon, çok bana göre kötü bir vuruşta gol oluyor. Demek ki bunu da Malatya Spor Kulübü kendi kulübünden gönderdiği insanlarla diyalog içinde olacak. İyi niyetle gönderecek. Gönderdiği futbolcunun alacaklarını ödeyecek, sıkıntısını varsa çözecek. Helallik alarak gönderdiği zaman ben inanıyorum ki Malatya Spor'a giden futbolcular daha Malatya Spor'a gol atma şansını da bulamazlar diye düşünüyorum. Biraz da vebal almamak lazım. O yüzden şimdi Coşkun Yılmaz kardeşimiz de Malatya Spor'dan gitti diye yine bir Keçiören Gücü karşılaşmasına bize gol atar düşüncesini de taşıman kadar doğal bir şey de yok. Ama temennimiz bu futbolcularımız, bu Coşkun iyi bir futbolcu, iyi bir santrfor, meziyetli. Malatya Spor'a da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunu oynayacak adam birebir çok iyi markaj altına alacak, çok iyi mücadele edecek, göz açtırmayacak, sahada istediği hareketleri yapmasına fırsat vermeyecek. İşte bir bakıyoruz Menemen maçında adam girdi, bomboş pası, 3 tane Malatya Spor'un arasına topa vurdu, çok rahat golünü attı. Böyle vurdurduğun zaman da o toplarda gidiyor, gol oluyor. Biraz da defans, orta saha özellikle futbolcularım biraz daha 18 içinde çok daha agresif hareket ederek o topu önüne atarak, yatarak vurdurtmamanın gayreti içinde olacaklar diye düşünüyorum. Ama şartlar ne olursa olsun, kim giderse, kim gelirse gelsin Malatya Spor'un artır, Keçiören Gücü maçına odaklanıp artık şuydu, buydu, bu futbolcuydu, şu iyiydi, kötüydü bakmadan oradan mücadele ederek, ter akıtarak, hak ederek bir 3 puan almalı diye düşünüyorum. Evet, Mühendis Hocam. Şimdi bir acı da şu, takım 90 dakika bitti, Malatya Spor şampiyon oldu. Olacak da. Bunu kimle paylaşacak hiç düşündünüz mü? O statta basın tribünüyle şeref tribününe gelen 20 kişilik bir grup, basın tribünü oluşturan 40 kişilik bir grup. Böyle buruk bir sevinç Malatya Spor'a ne kazandırıyor? Şampiyonluk etiketi, şampiyonluk rozetinin etkisi. Yani playoff diyoruz, futbolda sevgi saygı diyoruz, futbolda paylaşım diyoruz, futbolda centilmenlik adına konuşuyoruz. Ama bir şampiyon olan takımın 7 hafta seyirciye kapanan bir kulüpten bahsediyoruz. Yani burada şimdi kimi suçlamak, suçlu aramak, yargılamak adına konuşmuyorum. Ben burada bir tek sıkıntı varsa Futbol Federasyonu'nun Malatya Spor'a bakış açısının
normal koşullar içerisinde iyi serv olduğuna inanmıyorum. Türkiye liglerinin özellikle bizim grubun en fazla ceza alan, ceza alan profesyonel futbol ceza kurulunun en fazla ceza verdi. Aynı ağırlıkta, aynı eşit koşullarda dengeyi bozan, balansı bozan farklı eylemlerin karşısında futbol federasyonu bu kadar acımasız olmuyor. Ben şunu çok istiyorum. Yani 3 kişinin, 5 kişinin, bilemedin 100 kişinin yaptığı bir olayı, kıvılcımı, bu hafta Malatyaspor'un bu paylaşımı, tarihin bir günü, tarihi bir gün, spor tarihine geçecek bir gün, kayıtlar bir gün. Bu kayıtlı günü, bu anlamlı günü taçlandırmak için taraftarlarından yoksun, öksüz ve yetim bir şekilde şampiyonluk kutlanması da Türk spor tarihine geçer diye düşünüyorum. Şimdi bu takımın şampiyonluğuna bugün itibariyle salı 5 gün var. Pazar günü saat 15.30'da 17-15'te bu mutluluğu bütün Malatya yaşayan insanlar, dışarıdaki Malatyalılar yaşayacaklar inşallah. İnşallah. Büyük konuşmamak gerekiyor. Futbol tabii oynanmayan bir maçta skoru ne olacağını bilemezsin ama istatistik değerler, duygularımız, matematiksel değerler. Yani bir yerde 44 gol atan takım, bir yerde 53 gol atan takım, bir yerde 29 gol yiyen takım, bir yerde 41 gol yiyen takım. Böyle bir istatistik değerlere baktığın zaman da ortaya çıkan futbol kalitesi olarak, futbolcu kalitesi, takım kadro kalitesi olarak baktığında ağırlıklı Malatyaspor'un önde olduğunu kabul ediyorsunuz. Bunlar da işte istatistik oluşturmak için gerekli olan veri tabanları. Bunlara baktığın zaman Malatyaspor'un kendi sahasında, kendi seyircisi önünde, kendi puan avantajıyla, ayrıca karşı takımın kayıtsız hiçbir sıkıntısının, hiçbir probleminin ne playoff derdi, ne küme düşme derdi. Böyle bir kayıtsız futbol takımının bu taşlandırmaya ortak olan centilmenlik ve fair play, tabii kalemizi açın gelin gol atın demeyecekler. Mutlaka oyun disiplinden uzaklaşmadan gerçek performansların altında olacağı muhakkak. Neden bu sayın kaptanım yaşadı? Son maç, sakatlığı var, transfer sezonu var, tatil dönemi var. Bunların hepsini koyduğun zaman yani kazanacakları bir takım kazanacak, bir takım da hiçbir şey kaybetmeyecek. O yüzden Malatyaspor maçının böyle sıkıntılı, akıllara şu gelebiliyor. Değinilmeyen bir konu. Acaba rakip takımdan, rakip takım oyuncularına teşvik primi verilebilir mi? Zaten o da gündeme geliyor yani. Yani akıllara gelen bu. Ama şu anda da Pendik'te geçen gücü bir maçı var. Şimdi iki tarafa da puan lazım. Şimdi bir bu yönden düşünmek lazım. Pendik Spor Kulübü'nün geçen hafta 3 gün idmana çıkmayan, ondan bir hafta önce 2 gün idmana çıkmayan bir futbol takımının kalkıp Keçiören Gücü'ne böyle bir teklif, böyle bir tercih yapacağını düşünemiyorum. Ayrıca maçlara baktığımızda biz bu pencereden bakıyoruz. Bu pencerede matematiksel ve istatistik değerleri ağır olan Malatyaspor Keçiören Gücü'nün ötesinde rakibimizin düşünmesini ben insanlara öneriyorum. Rakibimiz büyük bir moral motivasyon içerisinde son haftaya kadar taşıdı. Rakibi Malatya'yı yendikten sonra puan alamayan bir takım. Düşen bir takımdan 2-2 berabere kaldı. Geldi kendi sahasında 2-1 galip oldu. Pendik attığı gol de penaltıdan attı. Zaten. Yani böyle bir motivasyon içerisinde. Maç başlarını alamamış. Çöküntü içerisinde olan bir futbol takımı. Karşısında futbolu kumaşı yoran oyuncular. Futbolu çok iyi oynayan. Sahayı iyi kullanabilen. Rakibini abluk altına alıp ikinci yarının en pozitif futbol oynayan bir Karagümrük futbol takımı var. Yani baktığım vakit eşleşmede onun rakibi daha zor. Bir rakibimizin gücü daha az. Bu yönden de baktığımızda yani bu pencereden baktığımızda Malatyaspor'un yine zaten hep ikinci pencereden baktığımız günlerde Malatyaspor'un kazancı işte. Geçen hafta kendi penceremizden baktık Menemen mağlubiyeti.
rakip takımın penceresine baktık. Aydın galibiyeti o bizi mutlu etti. Bize sunumlar var. 35 haftada biz ikinci yarıya başlarken puan gerisindeydik. Bir Ümraniye'nin 5 puan, Menemen'in 3 puan, ondan sonra Pendik'in 2 puan gerisindeydik. Yani ligi 4. ilk yarıyı böyle bitirdik. İkinci yarıda bir ara makas açıldı. Tekrar rakiplerimiz Ümraniye 8 hafta galibiyet yüzü göremedi. O bu yarıştan uzak durdu. Menemen 5 hafta galibiyet yüzü göremedi. Yarıştan koptu. Pendik zaten gerideydi. Malatya ile yarışmacı bir takım oldu. Yani ligin arşivine baktığınız zaman bu grupta Malatya Spor'a çok büyük iyilikler yapan komşu takımlar, aynı grubun takımları. Özellikle de bunlar Malatya Spor'u bir potaya getirdi. Ama bu ligin 37. haftası var mı? Yoktur. 36. haftada bitiyor. 36. haftada bitiyorsa Malatya Spor bunun bilincindedir. Malatya Spor futbolcu arkadaşlar bunun bilincindedir. Hem teknik direktörümüz Feyyaz Hocam bu olayın farkındadır. Böyle sancılı, böyle zor maçları çok yaşadı futbolculuk yaşamında. Son final maçını iyi, başarılı geçecek diye düşünüyorum. Ayrıca evet hocam. Bu maçta üst düzeyde koşan, pres yapan, rakibini hırpalayan bir takım düşünmeyeceksiniz. Nasıl gol atıp gol yemeden bu grubu, bu maçı nasıl bitirebiliriz? Bahar yorgunluğu başlıyor, idman yorgunluğu başlıyor, maç yorgunluğu başlıyor, zihinsel yorgunluk başlıyor, mental yorgunluk başlıyor. Bunların hepsinin başlangıcı bir 90 dakika. 90 dakika sonunda yıllardan beri özlemini duyduğumuz, bir zamanlar bizim için başarısız diye kabul ettiğimiz yere, yani hep Süper Lig'deyken şimdi PET'te 1. Lig'e başarılı olarak. Bir de o dönemde Süper Lig'de Sakaryaspor maçını söylüyorsunuz da o dönemde de Malatyaspor'un şampiyonluğu hiç düşünülmüyordu. Kümede kalma pozisyonunun içerisindeydi. Bir anda işte siz de bahsettiniz futbolcunun o motivesi, şehrin havaya girmesi. Tabii, bir anda Malatyaspor'u playoff'a çıkarttı ve playoff'ta da o zamanın çok iyi takımı olan Sakaryaspor penaltılarla 4-2 yemeği başarılı. Sakaryaspor 6 ay hiç şans verilmeyen bir Kayseri grup. Vardı. Kayseri vardı. Akçabat Sabahspor. Malatyaspor hakikaten baktığında o yarışmacı takımların içerisinde %10, %15 gibi bir payı şampiyonluk şansı vardı hemen takım. Geldi. En favori takım Altay'la Sakarya'ydı. Malatya Spor o gruptan çıktı. Hocam açmışken maçın görüntüleri vardır. Arkadaşlara ben söylemiştim ama tam da denk geldi. Sevgili seyirciler, isterseniz sizi 2001 yılına gönderelim. Gerçekten 14 sene geçti ama. Bir nostalji yaşayalım. Evet, bir nostalji yazacağız. 14 sene geçti aradan. Belki de o dönemde 5 yaşında olan bir çocuk şimdi 20 yaşında. Askere 19 gidecek. Yaşında askere gidecek. Üniversiteye gidecek. Ve şu anda da belki de o heyecanı yaşamamıştır. Zaman zaman biz de nostalji yapıyoruz. Çok eski görüntüler de var bende zaten. Daha önceleri yani 90'ların 92, 93, 94 hatta Malatya Spor'un yine nam alıp şampiyon olduğu dönemin maçlarının görüntüleri de var bizde. Zaman zaman onları da biz sevgili seyircilerimizle paylaşıyoruz. İsterseniz sizleri bir Antalya'ya götürelim 2001 yılına. Sarı Kırmızı takımın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren karşılaşmayı penaltı atışları sonunda kazanıp Göztepe ve Diyarbakır'ın ardından Malatya Spor Süper Lig'e çıkmıştı. Ve şimdi o heyecanı bir kez daha sizlerle paylaşalım. Biz de bir nostalji yapalım, bir uzağa gidelim isterseniz. Sayın seyirciler, penaltı vuruşları yapılırken bunları yayınlarımızda sık sık tekrarlıyoruz. Kaleciler ceza alanı içinde oluyor. Yardımcı hakemlerden birisi ceza alanı içinde. Diğer futbolcular orta yuvarlakta sıralarını bekliyorlar. Yardımcı hakemlerden biri de yine orta yuvarlak içinde bulunuyor. Şimdi penaltı vuruşları sanıyorum seyircisiz kale arkasına, yani deniz tarafının bulunduğu kaleye doğru yapılacak. Çünkü kalenin bir tanesinin arkası Sakaryasporlu taraftarlardan oluşuyor. Buradaki vuruşlar sırasında vuruşu yapan futbolcunun dikkatinin dağılması söz konusu olabilir ve deniz tarafındaki kaleye penaltı vuruşları kullanılacak. Kaleci Hakan ve Bahattin ceza alanının içine doğru gidiyorlar.
Biliyorsunuz 5 penaltı vuruşu var. Bu 5 penaltı vuruşunda üstünlük sağlayan taraf kazanan taraf olacak. 5 penaltı vuruşta eşitlik bozulmazsa vuruşlar devam edilecek. Ne zaman ki denge bozulursa o zaman vuruşlara son verilecek. Ayrıca 5 penaltı vuruşu sırasında taraflardan biri penaltı vuruşları tamamlanmadan diğerinin yetişemeyeceği farkı elde ederse yine 5 penaltı vuruşunun sonuna kadar gidilmeyecek. Metin Tokat, kaleci Hakan'ın durması gereken yeri işaret etti. Kaleci Bahattin kaleye geçeceğine göre ilk vuruşu Malatya Spor yapacak ve Malatya Spor'da ilk vuruş için Hüseyin penaltı noktasına doğru hareketleniyor. Hüseyin hatırlayacaksınız Kayseri Spor karşılaşmasında da penaltı vuruşundan takımına 1-0 üstünlüğü getiren golü atmıştı. Evet, kaleci Bahattin uğrunu deniyor. Her kalecinin bu tür vuruşlarda bir uğru var. Kale direklerini öpüyor. Ve Hüseyin de geldi. Penaltı vuruşunu kullanacak. Evet, çok büyük sorumluluk bekliyor. Hem vuruşu yapan futbolcuyu hem kaleciyi. Hüseyin topun üzerine geliyor. Vuruyor ve gol. Şimdi Benhur Sakaryaspor'un ilk penaltı vuruşunu kullanacak olan futbolcu. Bahattin galiba erken yaptı değil mi? Evet. Bahattin daha önceki Kayserispor maçındaki penaltıya dikkat etseydi belki farklı bir şey olabilirdi. Şimdi Benhur Metin Tokat işaretini verdi. Topun üzerine geliyor. Vurdu ve gol. Birinci penaltılar sonunda durum 1-1 sayın seyirciler. Şimdi Resul geliyor. Sol ayağını iyi kullanan bir futbolcu. Bütün duran topları, köşe vuruşlarını hep Resul kullanmıştı hatırlayacaksınız oyunun akışı içinde. Bakalım burada da sol ayağını mı kullanacak? Evet, sol ayağıyla Resul Malatyaspor'un ikinci penaltı vuruşunu kullanıyor. Resul vuruyor ve o da gol. Resul de penaltı vuruşunu golle sonuçlandırdı. Şimdi Sakaryaspor takımında ikinci penaltı vuruşu için Murat Yavaşoğlu geliyor. Murat Belediyespor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta iki golünü atan futbolcusu Sakaryaspor'un. Metin Tokat işaretini verdi. Murat geliyor, vuruyor ve gol. İkinci penaltılar sonunda durum 2-2. İkinci penaltılar benzer penaltılar oldu. Her ikisi de aynı köşeye, aynı şekilde ve iki kaleci de uzandı ama kurtaramadı. Aslında kalecilerin genellikle sağları çok kuvvetli olur. Evet. Penaltı vuruşlarında sağa atmak biraz tehlikeli gibi geliyor bana. Çünkü kaleciler sağlarına daha çabuk, daha iyi yatabiliyorlar. Şimdi üçüncü penaltı vuruşunu Ayhan kullanacak Malatyaspor'da. Ayhan daha sonra oyuna girmişti. Metin Tokat işaretini veriyor. Ayhan geliyor, vuruyor ve gol. Malatyaspor 3 penaltı vuruşunu da golle sonuçlandırdı. Şimdi bir savunma oyuncusu penaltı vuruşu kullanacak. Volkan savunma oyuncularının penaltı vuruşlarında vuruş tekniklerinin zayıf olduğu düşünülürse biraz riskli bir penaltı vuruşu bu. Volkan topun üzerine geliyor. Volkan vuruyor ve kaleci Hakan kurtardı. Volkan vuruyor ve şimdi üçüncü penaltılar sonunda Malatyaspor 3-2 önde değerli seyirciler.
Fazlı geliyor. Fazlı geliyor. Fazlı Akçabat Sebatspor'a yaklaşık 25 metre mesafeden penaltı vuruşundan bir gol atmıştı. Serbest vuruştan bir gol atmıştı. Şimdi penaltı vuruşunu kullanıyor Fazlı. Vuruyor ve gol. Malatyaspor 4. penaltı vuruşunu da golle sonuçlandırıyor. Sakaryaspor'da bu kez penaltıcı Koray. Bu Sakaryaspor için çok kritik bir penaltı. Koray. Koray vuruyor ve avuta atıyor. Koray avuta atıyor. Malatyaspor 1. Süper Lig'de sayın seyirciler. Malatyaspor, Diyarbakırspor ve Göztepe'den sonra 1. Süper Lig'de 5. klasman grubundan geldi. Yükselme grubuna çıkamadı. Diyarbakırspor ve Elazığspor vardı. Klasman grubunda kaldı. Ama 1. lige yükselme maçlarında güçlü rakiplerini eledi, finale geldi ve finalin iyi futbol oynayan ekiplerinden Sakaryaspor'u. Evet hocam, biraz gittik. Duygulandık. İnşallah bu hafta sonu da yine güzel bir galibiyet alırız da ya da bir beraber bir şampiyonu bir daha bir derin bir nefes alalım. Yani gerçekten ihtiyacımız var yani. Vallahi ihtiyacımız var. Şimdi sevgili Şener, bak 2001 yılında olan şampiyonluğumuzu Malatya kamuoyuna tekrar tekrar göstererek tarih tekerrür ediyor. Şampiyonlukta emeği geçen futbolcu arkadaşlarımızı burada tekrar bir anıyoruz, görüyoruz. Yani teşekkür ederiz onlara. Mevcut Malatya Spor futbolcuların da aynı şekilde bu hafta yenecekleri Keçen Gücü maçından sonra aynı duygu ve düşüncelerle beraber böyle anacağız onları yine biz. Yani bu tarih tekerrür edecek. Evet. Biz o yüzden bu futbolcu arkadaşlarımıza böyle jenerikleri göstererek, anıları göstererek en azından onları motive etme adına yine formasını giyen Malatyaspor'la her futbolcunun o başarıda emeği geçenleri bu Malatya'nın unutmayacağını, unutulmayacaklarını hissettirerek, göstererek tabii bu arada hep mutlulukları, güzellikleri, şampiyonlukları gösteriyoruz. Bu arada da olumsuzlukları da Malatya halkı unutmayacaktır. Başarılı olanlar, olmayanları her zaman için değerlendirecektir. Bu değerlendirmede tabii ki katkısı olanlar, özlenen, arzulanan, mutlu sona biten değerlendirmeleri mutlu son olarak anlatıyorlar. Ama işte küme düşürenler, Malatyaspor'u yıllar yılı toprağa gömenler, hala 1. amatör kümede mücadele etmesine sebep olanları da yine hem devlet yargılıyor hem de yine bu insanlar bizler vicdanlarında onları yargılıyoruz. Buradan da her zaman dilimiz döndüğü süre içerisinde bu memleketin insanı olarak, bu sporun içindeki kişi olarak başarıyı da başarısızlığı da her zaman dile getireceğiz. Hiçbir zaman bir duygusallığa davranmadan. Bak şimdi futbolcu arkadaşlarımızı izledik. Hepsiyle beraber oynadık. Mesela beraber bir sayalım çalıştık. Hocam. Hakan, Ömer, Hayati, evet. Metin, Ali, Hüseyin, Selçuk, Cemal, Ayhan, Resul, Levent, Şehmuz. Hepsine teşekkür ederiz. Fazlı, Mehmet. Hepsi Malatyaspor'u şampiyon yaptı. Hepsine şükranlarımızı buradan gönderiyoruz. Ama bunun yanı sıra da bu formayı giyen, bu takımı 1. amatör kümelere gömen insanların da kendi vicdanlarıyla her zaman için uyudukları zaman rahat uyuyamayacaklarını da buradan gözlemliyoruz, görüyoruz. Hakikaten Malatyaspor davası kutsal bir dava. Ben bu takım formasını giymekten son derece onur duydum. Efendice, ahlaklıca, şereflice bu takım formasını giymeni, taşımanın onurunu, gururunu hep yaşadım ve bugüne kadar da hep böyle yaşam boyunca devam edecektir. Ben inanıyorum ki Malatyaspor'da
bundan sonra gelecek yöneticilerde, futbolcularda, teknik heyetlerde hakikaten bu duygu ve düşüncelerle Malatya Spor'u hedeflediği, arzuladığı yere hep ileriye götürecek. Hep yükseğe çıkartacak. İnşallah bundan sonra hiçbir zaman bu Malatya Spor alt liglere düşmez. Bu Malatya Spor parasızlıktan, çaresizliklerden, icra kapılarında otobüslerine haciz gelerek, futbolcu paralarını ödemeyerek bu tür çirkin, olumsuz tavır ve davranışlar içinde hiçbir zaman bu kulübümüz düşmez diye düşünüyorum. Bu zihniyetteki insanların da bu kulübe getirilmemesi lazım. Yönetime seçilecek insanlar da belediye başkanımızdan, valimiz tarafından çok iyi değerlendirerek, tespitler yapılarak, geçmişte yaşanan olumsuzlukları bilerek, görerek yine aynı hataya düşmemesi lazım diye düşünüyorum. İşte bak ne güzel bir nostalji, ne güzel bir mutluluk. Niçin pazar günü aynı mutluluğu yaşamayalım? Niçin pazar günü herkes orada sevgili hocam dediği zaman basın tribündeki 40 kişi, şeref tribündeki 20 kişi, arkamızdan milyonları niye mutlu sonunda sevindirmeyelim? Niye burada sevincini paylaşmayalım? Niçin burada insanlar dua ederken görüyorsun, herkes Allah'a dua ediyor. Niçin emeğimizin karşılığını alalım diye? Emeğimizin karşılığını alabilmek için... Futbolcuya inanmış hocam, futbolcu inancı da çok önemli yani. İnanmadığın zaman içinden yok. Bunu dil olarak değil, biz buradan anlatarak yüreğimizle dilimiz birleştiği zaman bu takım şampiyon olur. Sevgili hocam. Tabii. Kesinlikle biz burada yöneticinin hani, verdiği... Hatırlar mısınız kaptan? Oteldeki bir hazırlığımız var diyordu. Otelde belli heyecanımız... Baş konuşmasında, akşam bir araya gelip de herkes... Uykularımız kaçıyor. Uykuda biz maçı oynuyoruz. Futbol yöneticinin basına verdiği demeç de maç kazanılmaz. Yönetici istediği kadar televizyona, basına demeç versin. Hiç olmaz. Yönetici, yöneticiliğini yaptığı süre içerisinde o takım maç kazanır. Nedir yönetici, yöneticini yaptığı zaman? Futbolcunun alması gereken, futbolcuya yapılması gerekenleri harfiyen yerine getirdiğin zaman, sistemde bir eksiklik, sıkıntı olmadığı zaman o takım arzuladığı yere gelir. Futbolcunun en ufak bir eksikliğini hissettirdiğin zaman o futbolcunun başarılı olması da mümkün değil, o takımın başarılı olması da mümkün değil. Ben yıllarca yaşadım. Alacağını alamayan bir futbolcunun pazar günü istediği kadar ben bu maçı alacağım desin, istediği kadar iyi motive olamaz. Çünkü niye olamaz? Hep aklında onun, ya 6 aydır ben alacağımı almamışım, bu takımdan hiçbir şey olmaz, Allah da bize vermez düşüncesi her futbolcunun yüreğindedir diye düşünüyorum ben. Çünkü yıllardır bu işin içine gelen bir insan olarak, mesleğimiz antrenör olduğumuzdan dolayı da bunları hep yapıyoruz, hep yaşıyoruz birebir. Futbolcu alacağını alacak, yönetici yapması gerekeni yapacak ve takımda şampiyonluğa yakışır mücadeleyi de göstererek rakibini yenip şampiyon olacak. Buradaki gibi anılacak yani. Yani evet. Burada Vedat Kapı diyeceğiz, Ramazan Keller diyeceğiz, Osman Fırat diyeceğiz, Ersin diyeceğiz, Onur diyeceğiz, Ali Sakal diyeceğiz, İrfan Başaran, Serkan, Hüseyin, Kar, Aydın, Çetin, Vedat, Samet, yani hepsini burada tek tek yine onur edeceğiz yani. Bunlar çok önemli yani. Mevcut Adil Gevrek yönetimle 10 yıl sonra ilk defa belediyenin dışında bir yönetimle gelip ve bu mutlu sona, bu mutluluğu belki ona nasip olacak. O da en azından bu sene iyi bir tecrübe kazandı diye düşünüyorum Adil Gevrek. Geçmişte yaptığı eksiklerden, hatalardan da kendine bir pay çıkartarak, önümüzdeki sene de yine de iyi bir takım çıkartarak, ben inanıyorum ki biraz da biz böyle erken konuştuk, şampiyonluk havasına girdik. Yeni sezonu hocam, yaparız gibi konuştuk. Hocam bu hafta çok umutluyum hocam. Ben şimdi ruhumuz bizim. Meral maçında umutsuzdum ama ben bu maçta umutluyum yani. Ama ben şimdi şunu da söyleyeceğim sevgili hocam, biraz önce bugün. Ben konuya çok iyi değindi. Ben biraz orayı böyle duygusal olarak geçiştirmek istedim ama sevgili hocam, teşvik gelebileceğini, teşvik geldiği süre içerisinde Keçiören Gücü takımı zaten buraya eksik kadroya gelir. Zaten futbolun son haftasında hiçbir futbolcu kendi takımda özveriyle gelip de burada mücadele edip de sahaya çıkmaz. Çünkü o futbolcu transferini düşünüyordur. O futbolcu yeni sezonda anlaşıp anlaşmayacağını düşünüyordur. Şimdi buraya gelen Keçiören Gücü takımı
yeni sezon anlaşmamışsa ne diye isteyirsin? Bir sakatlık olur, bir kırmızı kart görür. Şimdi sakatlık olduğu zaman 3 ay geriye attığı zaman veya bir kırmızı kart gördüğü zaman 3 maç ceza aldığı zaman o futbolcunun transferi yeni sezonda kimse onu almaz. Boşta evet. kalır, ortada kalır. Böyle bir riski olmayan, risk olan bir yerde şimdi Keçiören Gücü takım futbolcuları ne diye mücadele etsin? Bunun yanı sıra artı oynamayan futbolcular. Sezon başına 35 maçtır futbol 3 maç, 1 maç, son 10 dakika, son 20 dakika oynayan futbolculara oynama şansı, imkanları var. İşte yedek kalecisi oynar, yedek santrafor oynar, yedek defans oyuncusu oynar. Şimdi bu her yerde böyledir, klasiktir. Oynamayan tabii, futbolcuları tabii. oynatırsın. Şimdi bir Keçiören Gücü takımın yani. Benim elimde kadrosu var. 11'de oynayan liste kadrosu var. Bu hafta ben baktığım zaman yine aynı Tarsus maçındaki 11 oynadığı zaman kesinlikle bana kimse anlatmasın. Sevgili hocam dediği gibi teşvik gelmiştir. Bu maçın primi bu kadardır. İşte Malatyaspor maçına daha dirençli, daha istekli, arzulu çıkacaklardır diye düşünüyorum. Bu da bir hoş bir durum değil. Ama gençler oynasın. Malatyaspor'un şampiyonun olup olmayacağını Keçiören Gücü takımı da belirlemedi. 35 maç oynadı. 62 puan alındı. Bu puanların hepsini 65 puan alındı. Bu puanların hepsini Keçiören Gücü takımına endekslememek lazım. Keçiören Gücü takımı da yöneticisi, teknik heyeti de bunun bilinciyle Malatya'ya gelmesi lazım. Malatya'yı şampiyonluktan etmek için mücadele ettiğin zaman çirkinlik olmuş oluyor, teşvik almış oluyorsun. Sen kendine farklı bir motivasyonda değerlendirmiş oluyorsun. Bu da yıllardır tarihe de geçecektir. Keçiören Gücü takımı da şu ligde her zaman için Malatya tarihinde de kara tarih olarak da geçecektir. Ben inanıyorum ki de normal mütevazi bir kadroyla gelip mütevazi bir maçını oynayıp gidecektir diye de düşünüyorum. Hocam istatistiklere bakarsam Mehmet Hocam zaten deplasmanda şu ana kadar 17 maç oynamış. 2 galibiyeti 8 beraberliği var. Evet. Keçiören Gücü'nün dışarıda kazandığım topladığımız puan 14 puan. 14 puan. 14 puan 28 puan içeride toplamış zaten 42 puan var. Yediğine baktığın zaman dışarıda 20 gol yemiş. Dışarıda 13 tane gol atmış. Yani biz artık bugün bu Fenerbahçe ile maç yapmayacağız. Beşiktaş Galatasaray ile maç yapmayacağız. Sonuçta bu grupta hiçbir iddiası olmayan, hiçbir yatırımı, hiçbir de şeyi olmayan bir futbol takımı ile oynayacağız. Psikolojinin öne çıktığı, insanların duygusallaştığı bir maç olacak. Ben hiçbir arkadaşın bu maç adına yüksek performansa saldıracağını, agresif bir yapıya gireceğini tahmin etmiyorum. Sonuç Malatyaspor'un şampiyonu gecikmiş de olsa, gecikmeli de olsa bu hafta tahmin ediyorum gönlümüz, arzumuz galibiyetli bir şampiyonu yaşamak. Beraberlik dahi çok büyük bir avantaj. Ki bunun ötesinde bize her zaman kıyak yapan diğer takımların Keçiören maçı da düşündüğümüz kadar Karagümrük maçını da unutmamak lazım. Ben Malatyaspor'a, Malatya halkına önümüzdeki hafta şampiyonluğu konuşacağımızı, şampiyonluğumuzun öyküsünü anlatacağımızı, şampiyonluğun hazını, işte bugün kaptanla konuşuyoruz. Fazla'nın ne kadar saygın, ne kadar değerli, bir ne kadar beyefendi yani. Oldu. Kaleci Hakan'ın Malatya'ya verdiklerini, Malatyaspor'a kazandırdıkları ve Malatyaspor'dan kazandığı. Bakın ayağın bir dönem geldi. Malatya'da futbol teknik direktörlüğü, futbol antrenörü yaptı. Vefa borcunu. Unutulan insanlar değil. Bugün Malatya halkı emeği geçen tüm futbolcuları çok rahatlıkla sembolleştirip onlara karşı saygınlığı, nezaketi devam eder. Ama hiçbir zaman için Malatyaspor'un küme düşüren futbol takımından 15 tane oyuncu saydın. Sen sayamazsın. Onları Allah'a havale etmiş durumda. Ben mutlu sonun 2014-2015 futbol sezonunun Malatyaspor'un başarılı bir süreçten sonra son 90 dakikada da etkili olarak bizlere müjde vereceğini rahatlığı, huzuru, mutluluğu içerisinde. Hiçbir endişem yoktur. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam sorulara söyleyeceksiniz. Önümüzde pazartesi günü maç var. Ama ben çok rahatım bu hafta. Geçen hafta çok karamsardım. Ama ben bu hafta çok rahatım. İnşallah şampiyonluk bizim. Hiçbir maç bu
profesyonel liglerde kolay kazanılmıyor. Hiçbir maç rahat sahada durarak, yürüyerek kazanılmıyor. Maçı koşarak, alın teri akıtarak, gerekiyorsa kanın akıyarak, canın yanarak, kafan gözüne bandaj takarak oynayabileceğin süre içerisinde maç kazanırsın. Korkmayacaksın, mücadele edeceksin. Biz şampiyon, kentin şampiyon futbolcuları olarak pazar günü mutlu sona hep beraber yaşayarak, az da olsa sayımız orada alkışlayarak avuçlarımızda, o futbolcu arkadaşlarımız orada 15 bin kişinin sevincini, mutluluğunu verdirmeye çalışacağız diye düşünüyorum. Ben Malatya Spor takımına pazar günü başarılı dileklerimi iletiyorum. Rahat olsunlar, biz rahatız, onlar da rahat olsun. Beraberlik yetiyor olayına da kesinlikle karşıyım. Şampiyon takıma galibiyet yakışır diye düşünüyorum. Farklı galibiyetle de bitireceğine yüreklerine inanıyorum. Şimdiden kendilerine başarı dileklerimi iletiyorum. Ama şurada şöyle bir organizasyon olması gerekiyor. Cezamız 90 dakika içerisindeki ceza. Hakemin bitiş düdüğünden sonra... Sağa girme var mı hocam? İşte onu anlatmak istiyorum. Yönetmenliklerde bunun serbestiyeti var. Maç bittikten sonra, rakip takımın güvenliği sağlandıktan sonra Malatya sporlu futbolcular soyunma odasından çıkıp futbol taraftarlarıyla bu coşkuyu paylaşabilirler. Bir de şöyle bir şey var hocam. Çünkü biz cezayı neden aldık? Resmi müsabaka cezası aldık. Resmi müsabaka cezası nedir? Hakemin başlangıç düdüğüyle bitiş düdüğü arasındaki süredir. Ondan sonra Malatya Spor'un cezası bitmiştir. Malatya Spor'u cezalandırma şansı yoktur. O nedenle kulübün böyle bir organizasyon yaparak gerekli paylaşımı, gerekli ağzı, gerekli onur duyabilecek bir taraftar kitlesini, taraftarlarımızı stadın kenarına, zaten onlar gelecekler. Maç bitiminde TV ekran koyacaklar mı hocam? Maç bittikten sonra da bu coşkuya ortak olmaları, bu resmi çerçevelendirmeleri çok arzu ediyorum. Bunun da plan programı yapılması gerekiyor. Zaten şöyle bir şey var, TV ekran koyuyorlar taraftarın maç sağ dışına. Yani seyirci de orada olacak. Ama siz demin bahsettiğiniz gibi maç bittikten sonra bir organizasyon içerisinde olabilir yani. Rakip de taraftarların güvenliği. Taraftar yok, sadece rakip takım. Zaten şampiyon olan bir takımın taraftarı rakip takıma hiçbir şey omuzlarda gezdirir. Doğru söylüyorsun hocam. Böyle bir organizasyon olması bu insanların hakkı diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Recep Hocam, inşallah haftaya salı günde burada şampiyonluğumuzun adını çıkartırız diye düşünüyorum. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, pazar günü gerçekten zorlu bir karşılaşma var. Allah ve yar ve yardımcımız olsun. İnşallah Göztepe'den sonra tekrar yeni Malatya Spor'umuzda birinciliğe çıkar. Daha sonra da belki birincilik maçını da yeni yapılan Malatya Arena'da oynarız. Bunu da tabii ki hızlandırılmış şekilde tabii ki yapılması gerekir, yapılacak da. Her şey Malatya Spor'un şampiyonluğuna bağlı. İnşallah pazar günü şampiyonluk parolasıyla çıkar ve şehirde de tur atarız. İnşallah bu Allah da bizim bu dileğimizi kabul eder diyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim, hoşça kalın diyoruz. Bayraktarı hazırlayalım. Evet hocam.